Merhaba arkadaşlar. Arı yayınları 7. sınıf 3'ü 1 yerde matematik kitabında kazanım tadında sorular test 18'de dersimize devam ediyoruz. Sorulara başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Birinci soruya bakıyorum. 93 tam onda 5 kilogram kütleli bir kişi 21 günde 10,5 kilogram verebilmişse rejime aynı hızda devam ettiğinde 77 kilogram olması için toplam kaç gün süre geçecektir diye soruyor. Çözüm ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi bana böyle bir soru verirse ne yapmam gerekir? Öncelikle başlangıçtaki kilogramımızdan yani 93,5 kilogramdan 21 günde ne kadar zayıfladım? 10,5 kilogram zayıfladım. Yani 93,5'tan 10,5'u çıkarmam gerekir. Kaç kiloya düştüğümü buluyorum. 83 kilograma düştüm. Daha sonra arkadaşlar ne yapmam gerekiyor? Hedefimiz ne? 77 kilograma düşmek. O halde 83'ten ikinci olarak 77'yi çıkarmam gerekir. 6 kilogram hedefim var. 21 günde arkadaşlar ne kadar vermişti? 10,5 vermişti. Üçüncü adım ne yaparım? 21 günde 10,5 kilogram vermişse 6 kilogramı ilk günde verir diye doğru orantıyı kurarım arkadaşlar. Buradan x'in değerini hesap edebilirim. 10,5 x eşittir 21 çarpı 6 diyorum. Buradan her iki tarafı 10,5'a bölecek olursam arkadaşlar x'in değerini 12 olarak buluruz. Daha sonra arkadaşlar başlangıçta 21 gün geçmişti. İkinci kez de 12 gün geçti. Son aşamada da 21 günle 12 günü toplar. Sorumun cevabını 33 gün olarak veririm. O halde baktığımız zaman buradaki adımları uygulamış olduk. Demek ki doğru çözülmüştür diyoruz. Cevabımız A şıkkıdır. Evet, ikinci soruya bakıyorum. Yanda verilen fatura örneğine göre bir aile 45 metreküp su harcarsa kaç TL'lik fatura gelir diye soruyor. Arkadaşlar burada sabit ücretimiz var. Buraya dikkat edelim. 30 metreküp harcadığım zaman sabit ücretle beraber 42 lira verdim. O halde ben 42 liradan 10 liraya çıkartırsam 32 TL'dir diyorum 30 metreküp suyun fiyatına. 30 metreküp su 32 TL ise 45 metreküp su x TL'dir diyorum. Evet, burada ne var arkadaşlar? Bir doğru orantı vardır diyoruz. İçler dışlar çarpımı yaparsak 30x eşittir 45 çarpı 32'den her iki tarafı 30'a bölüyorum x'i bulabilmek için. X eşittir 45 ile 30'u sadeleştiriyorum. Her ikisini de 15'e bölersem 2. 15'e böldüm 3 kaldı. 32 ile 2'yi sadeleştiriyorum. 16. 3 çarpı 16'dan suyun ücretini 48 lira olarak buluyorum. Bir de sabit ücretimiz vardı. X eşittir 48 TL diyelim. Bir de sabit ücret vardı arkadaşlar. O halde fatura diyorum. Sabit ücretimiz 10 TL. Artı suyun tutarı 48 TL. Faturanın toplamı da 58 TL olur diyoruz. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Evet, üçüncü soruya bakıyorum. Boyu 8 metre olan bir ağacın gölge boyunun 12 metre olduğu bir anda aynı yerdeki 15 metrelik bir bayrak direğinin gölge boyu kaç metre olur diye soruyor. Boy diyorum. Gölge. Şimdi ağacın boyu 8 metre iken arkadaşlar gölgenin boyu 12 metre. Direğin boyu 15 metre iken gölgesi x'tir diyoruz. Ve bir doğru orantı vardır diyorum. İçler dışlar çarpımı yapacak olursak 8x eşittir 15 çarpı 12'den 8x eşittir 15 ile 12'yi çarparsam 180 eder gençler.
Her iki tarafı 8'e bölüyorum. 180'i 8'e bölelim. 18'in içerisinde 2 defa. 2 kere 8 16. 2 0 indirdim 20. 20'nin içerisinde 2 defa 16. 4 kaldı. 1 0 ekliyorum arkadaşlar. Virgül ekledim. 40'ın içerisinde 8 5 defadır. Evet, 22 tam 10'da 5 metredir diyorum. Sorumun doğru cevabı D şıkkı oluyor. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Özdeş altın musluğun 1 saatte doldurduğu bir havuzu 100 dakikada doldurabilmek için bu musluklardan kaçı kapatılmalıdır diye soruyor arkadaşlar. Burada hangi orantıyı kullanırız ve hangisini kullanmam gerekir şeklinde düşünelim. Şimdi 1 saatte dediği için arkadaşlar, burayı 100 dakika dediği için, o halde 1 saat 60 dakikaya eşittir diyorum. Ve 60 dakika üzerine işlem yapmamız gerekir diyoruz. Altın musluk 60 dakikada dolduruyorsa 100 dakikada doldurabilmek için X musluk gerekir diyoruz arkadaşlar. Burada ben ters orantı olduğunu söylüyorum. Bu işlemi yaparsak kaç tane musluk gerektiğini bulurum arkadaşlar. Kaç tane musluk gerektiğini bulduktan sonra ne yapmam gerekiyor? Onu 6 musluktan çıkartırsam kaç tane kapatılması gerektiğini bulurum diyorum. Baktığımız zaman arkadaşlar bizden sadece hangi orantıyı kullanmamız gerektiğini soruyor. Doğru cevabımız nerede var? C şıkkında aynı şekli görüyorum. Bakın 6 musluk 60 dakika, X musluk 100 dakika olarak gördüm. C şıkkı sorumuzun cevabıdır diyoruz. Beşinci soruya bakıyorum. Aşağıdaki problemlerin hangisi için 12, 10, 8, x ve ters orantısı kullanılmaz diye soruyor. Öncelikle ne yapacağız arkadaşlar? Ters orantı olup olmadığına bakacağım. Ve aynı zamanda da 12 ve 10'ların aynı hizaya gelip gelmediğini değerlendirelim. A şıkkına bakıyorum. 12 musluk 10 dakikada doldurdu bir havuzu. Bu musluklardan 8'i kaç dakikada doldur diyor. Musluk dakika diyelim. 12 musluk 10 dakikada 8 musluk x dakikada bunu kullanabilirim. Yani burada kullanılır diyorum. B'ye bakıyorum, şu A olsun arkadaşlar. B diyorum. Aynı özelliklerde 10 işçinin 12 günde bitirdiği gün işçi, burada günler alt alta gelecek, işçiler alt alta gelecek diye düşünelim. 12 gün 10 işçi bitiriyor. 8 gün, bakın günleri alt alta yazdım, X işçi gerektir diye söylüyoruz. Burada da yine bir ters orantı vardır. O halde bu da kullanılır diyorum. C'ye bakıyorum. Saatte 12 kilometre hızla 10 dakikada aldığı bir yolu 8 dakikada almak isteyen bir bisikletin hızı saatte kaç kilometre olmalıdır diye soruyor. Hız diyorum, dakika diyorum arkadaşlar. Saatteki 12 kilometre hızı var arkadaşlar. 12 kilometre, 10 dakika, 8 dakikada almak istiyor. O halde hızımıza x diyoruz. Bakın burada ne oldu? 8 ile x'in yeri değişti diyoruz. O halde yukarıdaki ters orantı denklemini ben C'de kullanamam diyorum. Ne olmalıydı doğrusu? Ya bu şekilde oldu arkadaşlar. Yani 12 ve 8 alt alta gelmedi. 10 ile x de alt alta gelmedi diyorum. Sorumun cevabına C şıkkı diyoruz. D'de de yine aynı durum olacak. İsterseniz D'yi de gösterelim. Birbirine bağlı iki dişliden 12 dişli olan 10 tur attığında dişli sayısı, tur sayısı, 8 dişli kaç tur atar diyor. 12 dişli 10 tur atıyorsa 8 dişli x tur atar deriz. Burada da ne vardır yine? B
bir ters orantı vardır diyoruz. Bakın 12 ve 8 alt alta geldi. 10 ile x alt alta geldi. O halde sorumuzun cevabı C şıkkıdır dedik. 6. soruya bakıyorum. 1 bölü 1000 ölçekli bir mahalle planında 10 santimetre olarak gösterilen bir caddenin gerçek uzunluğu kaç metredir diye soruyor. Arkadaşlar ölçeklerde harita bölüm, haritadaki uzunluk bölüm, gerçek uzunluktur ölçek. Şimdi 1 bölü 1000 diyorum. Haritada 10 santimetreymiş. 10 bölü x diyorum. Burada santimetre yazalım. İçler dışlar çarpımı yaparsam doğru orantı vardır diyorum. X eşittir. 1000'i 10 ile çarparsam 10.000 santimetredir. Benden kaç metre olduğunu sordu. 10.000 santimetre. 2 sıfır atarsam 100 metreye eşittir diyorum. Sorumun doğru cevabı D şıkkıdır. 7. soruya bakıyorum. 10 kişilik bir aileye 8 gün yetecek kadar süt vardır. 2 gün sonra aileden 4 kişi ayrılırsa kalan süt ailenin kaç fertlerine kaç gün daha yeter diye soruyor. Arkadaşlar bu sorularda şöyle yapmamız gerekiyor. Öncelikle kaç günlük süt var onu bulacağım. O halde ben diyorum ki tüm süt 10 çarpı 8'den 80 günlük süt var diyelim. Yani bir kişi içseydi bu kadar sütü 80 günde içmesi gerekirdi, içebilirdi diye söylüyoruz. Şimdi 2 gün boyunca 2 çarpı 10'dan 20 günlük süt tüketildi arkadaşlar. Günlük süt içildi diyelim. Geriye ne kalır? 80 günlükten 20 günü çıkartırsam geriye 60 günlük süt kalır diyorum. 2 gün sonra 4 kişi ayrılıyorsa 10 kişiden 4 kişi çıkartırsam 10'dan 4'ü çıkartırsam demek ki 6 kişi kaldı diyorum. 60 günlük süt 6 kişiye bölünecek olursa kalan kişilere 10 gün daha yeter diyorum. Sorumun cevabı A şıkkıdır. 8. soruya devam ediyorum. 1 bölü 250 ölçekli bir plan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sordu. A şıkkına bakıyorum arkadaşlar. A şıkkında 1 santimetre 2,5 kilometre ile gösterilmiştir diyor. Şimdi 1 bölü 250 1 bölü 2,5 kilometre diyelim arkadaşlar. Şimdi o zaman benim ne yapmam gerekiyor? 2,5 kilometreyi 1 santimetreye çevireyim. Çünkü bunlar santimetre birimindedir. Yani eşit mi değil mi diye kontrol edeceğim. 2,5 kilometre 250 santimetre olamaz. Şöyle yazabiliriz. 2,5 kilometre kaç santimetre arkadaşlar? Kilometreden santimetreye gitmek için 5 basamak kaydırmam gerekiyor. 25'in yanına 4 tane 0 eklersem 250 bin santimetre olması gerekir. Yani bunlar birbirine eşit değildir diyorum. Yani A şıkkı yanlıştır. B şıkkına bakıyorum. 4 santimetre 1 kilometre ile gösterilmiştir diyor. 1 bölü 250 4 bölü x dersem arkadaşlar içler dışlar çarpımı yaparsak x eşittir. 4 çarpı 250 1000 santimetredir. 1000 santimetre 1 kilometreye eşit değildir diyorum. Demek ki bu da yanlış oldu. C'ye bakıyorum. 2 santimetre 5 metre ile gösterilmiştir diyor. 1 bölü 250 eşittir. 2 santimetre bölü 5 metreyi de 500 santimetre olarak yazarım arkadaşlar. Bakın doğru orantı var mı diye bakıyorum. 1 ile 500 çarpıyorum. 1 çarpı 500 eşittir. 2 çarpı 250. Evet bu doğru olduğu için arkadaşlar
Burada bir doğru orantı vardır ve sorumuzun cevabı C şıkkı olarak gözüktü. Demek ki sorumuzun cevabı C olacak diyoruz. Evet, 9. soruya bakıyorum. A bölü 9, B bölü 7 ve A artı B 64 ise A eksi B kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar burada ben A'ya A 9 ile doğru orantılı, B de 7 ile doğru orantılı olduğu için A'ya 9K diyorum. B 7, 7K'dır diyorum. Yani A 9'un bir katı, B de 7'nin bir katı olacak diyoruz. O halde A gördüğümüz yere 9K, B gördüğümüz yere 7K yazacağız. A artı B eşittir 64 de. A 9K'ya eşitti. 9K artı 7K 64'müş. 9K, 7K daha 16K eşittir 64 ise her iki tarafı 16'ya bölerek K'nın değerini hesap ediyorum. Buradan K eşittir 4'tür. Demek ki 4 kattır diyoruz. O halde K gördüğüm yere 4 yazarak A'nın değerini buluyorum. 9 çarpı 4'ten A 36'dır. 7 çarpı 4'ten B de 28'dir diyoruz. A eksi B kaçtır diye sordum. 36 A idi. B de 28'di. 36'dan 28 çıkartırsam işlemimizin sonucunu 8 olarak buluruz. Doğru cevabımız B şıkkıdır. 10. soruya devam ediyorum. A sayısı B artı 1 sayısıyla doğru orantılıdır. A sayısı 5 iken B 4 oluyorsa A sayısı 10 iken B sayısı kaç olur diye sordum. A ve B artı 1'in doğru orantılı olduğunu söyledi. A 5 iken B 4 oluyorsa arkadaşlar bakın B yerine 4 koyarsam 4 artı 1'den burası ne olması gerekir? 5 olması gerekir diyorum. Şurayı silerek direkt 5 yazalım. O halde A 10 iken A B artı 1 ile doğru orantılı olduğu için buraya da B artı 1 yazıyorum. Doğru orantı dediğimiz için içler dışlar çarpımı yapalım. Bakın 5 ile B artı 1'i çarpıyorum. 5B artı 5 eşittir 10 çarpı 5'ten 50 olur. 5'i karşıya gönderiyorum. Eksi 5 olarak geçti. 5B eşittir 45. Her iki tarafı 5'e bölersem B'nin değerini 9 olarak buluruz. Sorumuzun cevabı B şıkkı 9'dur diyorum. Evet 11. soruda Elif, Feyza ve Halil 2400 misketi aralarında sırasıyla 3, 4 ve 5 ile doğru orantılı olarak paylaşıyorlar. Arkadaşlar doğru kelimesini kullanmasa da orantılı deyince doğru olduğunu anlamamız gerekir. Buna göre Halil Elif'ten kaç misket fazla almıştır diye soruyor. Öncelikle 3, 4 ve 5 ile doğru orantılı dedi. O halde Elif için Feyza ve Halil'i yazıyorum. Elif 3 ile doğru orantılıydı. O halde Elif'e 3K diyorum. 3'ün bir katı olacak. Feyza 4'ün bir katı olacak. Halil de 5'in bir katı olacak diyoruz. Şimdi ben bunları toplayacak olursam 3K, 7K, 12K toplamda 12'nin katı olacak. Ne arkadaşlar? 2400. 12K eşittir 2400 ise her iki tarafı 12'ye bölerek K'nın değerini buluyorum. 2400'ü 12'ye bölersem K 200'dür diyorum. Benden ne istedi? Halil Elif'ten kaç misket fazla al dedi. Halil'i bulalım. Halil 5K idi. K yerine 200 yazarsak 5 çarpı 200'den 1000 misketi vardır diyorum. Elif'e bakıyorum. Elif de 3K idi arkadaşlar. 3 çarpı 200'den 600 misketi vardır diyoruz. Ne kadar fazladır dediği için 1000'den 600'ü çıkartırsam 400 tane misket fazla almıştır diyoruz. Sorumuzun cevabı B şıkkı oluyor. 12. soruya bakıyorum. Bir havuzu özdeş 8 musluk 36 saatte doldurabilmektedir.
Aynı havuzu aynı özdeş 9 musluk kaç saatte doldurabilir diye soruyor. Musluk saat diye yazalım. 8 musluk 36 saatte dolduruyor arkadaşlar. O halde 9 musluk ilk saatte doldur diyorum. Musluk sayısı artınca saatin azalması gerekir. Yani ters orantı vardır diyoruz. Yatay çarpımı yaparız ters orantıda. O halde 9 çarpı x eşittir 8 çarpı 36'dan. 8 ile 36'yı çarpmakla uğraşmıyorum. Çünkü her iki tarafı 9 ile sadeleştireceğim. 9'lar birbirine götürdü. 36 ile 9 sadeleştirsem 4 kalır. X eşittir 8 kere 4'ten 32 saat olur diyorum. C şıkkı doğru cevabımızdır. 13. soruya bakıyorum. Bir araç 1 euro saati ortalama 500 km hızla 5 saatte almaktadır. Bu aracın aynı yolu 4 saatte alabilmesi için saatteki ortalama hızını kaç kilometre artırması gerekir diye soruyor. Öncelikle yolumuzu bulalım arkadaşlar. Yolun uzunluğu ne kadar? Yolun uzunluğu diyorum. Her saatte 100 km hızla gidiyorsa 5 saatte 5 çarpı 100'den yol 500 kilometredir. Şimdi bunu 4 saatte gitmesi gerekiyor. 500'ü ben 4'e bölecek olursam 125 kilometre bölü kilometre, bu da saatti. 125 kilometre bölü saat olur diyoruz hızımız. İlk başta 100 kilometre hızla gidiyordu. Daha sonra 125 kilometre bölü hızla gitmesi gerektiğini söyledik. O halde 125'ten 100'ü çıkartırsak 25 kilometre bölü saat hızımızı arttırması gerekir diyoruz. Sorumuzun cevabı A şıkkıdır diyorum. 14. soruya bakıyorum. Bir bisiklette ön dişli ve arka dişlideki dişlerin sayılarının toplamı 48'dir. Ön dişli. Arka dişli diyorum. Ön dişli 5 defa döndüğünde arka dişli 7 defa dönüyorsa dönmektedir diyor. Buna göre arka dişli kaç tane diş vardır diye sordu. Şimdi arkadaşlar ön dişli 5 defa dönüyor. Arka dişli 7 defa dönüyorsa o halde ön dişli 7 ile ters orantılı. Yani ön dişliye ben 7K diyorum. Arka dişliye de 5K dediğimi düşünüyorum. İkisinin toplamı 12K'dır. Buradan 12K toplamda 48 tane dişli vardı. Her iki tarafı 12'ye bölersem K'nın 4 olduğunu görüyorum. Benden arka dişteki diş sayısını istedi. Arkada neydi? 5K'ydı. K yerine 4 yazarsam 5 kere 4'ten demek ki 20 tane diş vardır diyoruz. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır. 15. soruya bakıyorum. Mehmet, Ali ve Veli'nin yaşları sırasıyla 12, 13 ve 15 sayıları doğru orantılıdır. Veli, Ali'den 8 yaş büyük olduğuna göre Mehmet kaç yaşındadır diye sordu. Mehmet, Ali ve Veli var arkadaşlar. Mehmet 12 ile doğru orantılıysa buna 12K diyorum. Ali 13 ile doğru orantılı olduğu için 13K dedim. Veli'ye de 15K diyorum. Veli Ali'den 8 yaş büyük olduğuna göre. Arkadaşlar bakın K cinsinden düşündüğünüz zaman Veli'den Ali'nin birimlerini çıkarıyorum. Yani 15K'dan 13K'yı çıkartırsam 2K olur. 2K kaça eşitmiş? 8'e eşitmiş. 2K 8 ise 1K'yı bulabilmek için her iki tarafı 2'ye bölüyorum. K'nın değerini 4 olarak buldum. Yani 4'ün bir katı olacak. Benden ne istedi? Mehmet kaç yaşındadır? Mehmet 12K'ydı. 12 çarpı 4'ten 12 kere 4 48'dir diyoruz Mehmet'in yaşına.
Sorumuzun cevabı B şıkkıdır. 16. soruya bakıyorum. Bir x sayısı y artı 1 sayısı ile ters orantılıdır. X 5 iken y 1 ise y 4 iken x kaçtır diye sordu. X sayısı var. Bir de y artı 1 var. Ve ters orantılı. Buraya dikkat edelim. X 5 iken y 1 arkadaşlar. Y yerine 1 yazarsam yani 1 artı 1'den 2 yazmam gerekir. Buraya 2 yazıyorum. Y 4 iken y yerine 4 yazarsam 4 artı 1'den burası 5 olur arkadaşlar. X'i de buraya yazalım. Ters orantılı olduğu için ne yapmamız gerekir ters orantıda? Yatay çarpım yapıyoruz. 5 ile 2'yi çarpıyorum. 5 çarpı 2 eşittir 5 çarpı x'ten. Her iki tarafı 5'e bölersek x'in değerini 2 olarak buluruz. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkında 2'yi görüyorum. 17. soruya bakıyorum. A çarpı B bölü C eşittir X eşitliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Arkadaşlar burada bölme durumunda olanlar bakın bölme durumunda olanlar doğru orantılı çarpma durumunda olanlar ters orantılıydı. Şimdi bakıyorum o zaman. A ile B ters orantılıdır. Çünkü A ile B çarpma durumunda doğrudur. A ile C doğru orantılıdır. Bakın bölme durumunda olduğu için doğru orantılıdır. Doğrudur. B ile X arkadaşlar bakın. Şöyle düşünün. Gizli paydası 1 var dersek B ile X yani B artarken X de artar arkadaşlar. Öyle düşüneceğiz. Veya B azalırken X de azalır. Burada ters orantılıdır diyor. Bunun doğru orantılıdır. Olması gerekiyordu. O halde bu yanlıştır dedim. A ile X yani A artarken X de artar. Bu doğru orantılıdır. Doğrudur diyoruz. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır. 18'in soruya bakıyorum. X bölü 4, Y bölü 3 ve Z bölü 7. 5X artı 4Y eksi 2Z eşittir 90 ise X artı Y artı Z işleminin sonucu kaçtır diye sordu. Arkadaşlar X 4 ile doğru orantılı olduğu için X'e 4K diyorum. Y 3 ile doğru orantılıdır. 3K diyorum. Z de 7 ile doğru orantılıdır. 7K diyorum. Bakın şunu şöyle izah edelim isterseniz. Şurada göstereyim. X bölü 4, 7 bölü 3, Z bölü 7 diyorum. Burada X yerine 4K yazdım düşünün. 4K bölü K, 4K bölü 4 eşittir. 3K bölü 3, 7K bölü 7'den sadeleştirme işlemlerini yaparsam bakın 3'ler, 4'ler ve 7'ler birbirini götürdü. K eşittir K eşittir K oldu. O halde bu durumu yazmak durumundayız diye söyleyelim. Şimdi X yerine 4K yazacağım. Ve işlemimizi yazıyorum. Yani şu 5x artı 4y eksi 2z'yi yazacağım. Şöyle yazalım. 5x artı 4y eksi 2z diyorum. Eşittir 90. X yerine 4k yazıyorum. 5 çarpı 4k artı 4 çarpı 3k eksi 2 çarpı 7k eşittir 90'dan 20k artı 12k eksi 14K eşittir 90 diyorum. 20, 12 daha 32. 14 çıkartırsam 18K eşittir 90 ise her iki tarafı 18'e bölerek K'nın değerini 5 olarak buluyorum. Benden arkadaşlar X, Y ve Z'yi toplamam istedi. X neydi? 4K idi. Artı Z, Y, 3K artı
Z'de 7K idi. Burada K yerine 5 yazarak devam ediyorum. 4 çarpı 5 artı 3 çarpı 5 artı 7 çarpı 5'tir diyorum. O halde x'in değeri 20. Y'nin değerini 15 ve z'nin değerini de 35 olarak buluyorum. 20, 15 daha 35, 35, 35 daha 70 olur diyoruz sorumuzun cevabına. 18'in sorunun cevabı C şıkkı olur diyorum. Evet, 19'un soruya bakıyorum. X bölü 3, Y bölü 7 eşit diyor arkadaşlar. Hemen ne yapıyorduk? O halde X yerine 3 ile doğru orantılı olduğu için 3K, Y de 7 ile doğru orantılı olduğu için 7K diyorum. Şu işlemde X yerine 3K, Y yerine de 7K yaparak işlemimizi devam ettireceğiz. X artı Y, yani 3K artı 7K bölü 3Y, 3 çarpı Y 7K eşitti. 7K eksi 2 çarpı 3K diyorum. 3K, 7K daha 10K. 3, 7 ile çarpılırsa 21K eksi 6K diyorum. Buradan düzenleyecek olursak 10K bölü 21'den 6'yı çıkartırsak 15K. K'lar birbirini götürdü. 10 bölü 10 bölü 15 sadeleştirirsek 2 bölü 3 eşittir diyoruz. A şıkkı sorumuzun cevabı oluyor. Evet, 20. soruya bakıyorum. X ve Y sayıları doğal sayıları sırasıyla 2 ile 2 ve 3 ile doğru orantılıdır. Buna göre bu sayıların kareleri toplamı aşağıdakilerin hangisi olamaz diye sordum. Arkadaşlar, X 2 ile doğru orantılı olduğu için ben 2K diyorum. Y de 3 ile doğru orantılı olduğu için burada 3K diyorum. Şimdi ben K değerlerini doğal sayı olduğu için arkadaşlar ben K'ya 1 versem diyelim. K eşittir 1 için diyorum. İşlemlerimizi yapıyoruz. X 2K idi. 2 çarpı 1'den X'i 2 alıyorum. Bunun karesini alalım. 4'tür. Y'yi de 3 kere 1'den 3 kaydı çünkü. 3'tür. Bunun da karesi 9'dur. İkisinin toplamı şöyle yazalım. İkisinin toplamı da 13'tür. Bakın 13'ü elde ettik. K 2 için diyorum. X eşittir 2 çarpı 2 eşittir 4'tür arkadaşlar. Bunun karesi 16. Y eşittir 3K idi. 3 kere 2'den 6'dır. Bunun da karesi 36. İkisini toplarsam 52'yi elde ettim. Devam ediyorum. K eşittir 3 için diyorum. K yerine 3 koyarak işlemimizi yapalım. X eşittir 2K idi. 2 çarpı 3'ten 6'dır. Bunun karesi 36. Y eşittir 3 çarpı 3'ten 9'a eşittir. Bunun da karesi 81'dir. Toplayacak olursam da 117'dir diyorum. Yani D şıkkındaki 117'yi de elde ettik. Ama C şıkkındaki 69'u elde edemeyiz diyoruz. Evet, 20. soruya bakıyorum. A bölü B 3 bölü 11'e eşitse aşağıdakilerin hangisi değeri bulunabilir diyor. Arkadaşlar A 3K'ya eşittir. B de 11'e eşittir. 11K'ya eşittir diyorum. Bakın mesela A şıkkını uygulayacak olursam A artı B yani 3K artı 11K eşittir 14K oldu. Burada herhangi bir değer bulamadım. Çünkü K'yı götüremedik arkadaşlar. K'yı yok edemedim. Ama B şıkkını uygularım isterseniz. Yani B şıkkı sorumuzun cevabıdır diyorum. Ve B şıkkında verilenin değerini bulalım. 2A artı 3B. 2 çarpı A yerine 3K yazıyorum. Artı 3 çarpı B yerine de 11K yazıyorum. Bölüm A 3K'ya eşitti. Eksi 5B. 5 çarpı 11K.
Buradan 2 kere 3 6K artı 3 kere 11 33K bölü 3K eksi 5 kere 11 55K yapar. Şimdi işlemi düzenleyecek olursak 3K 6K 33K daha 39K yaptı arkadaşlar. 3K eksi 55K. 55'ten 3'ü çıkartırsam 52. Ama eksi 52K. Dikkat edin. Bakın burada K'ları götürebiliyorum. O halde işlemimizin sonucu 39 bölü eksi 52 yaptı. Yani eksi 52 bölü eksi 39 bölü 52 oldu. İşlemimizin değeri. Yani ben bunun değerini hesap edebildim diyorum. Ondan dolayı sorumuzun cevabı B şıkkıdır diyoruz. Evet arkadaşlar, burada dersimi bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.